Yine sana Almanca bir metin gelmiş Mustafa Bey'den, sıkı takipçimizdir kendileri. Goethe'nin Faust'uyla. Helal olsun. Ne yazıyor Mustafa Bey? Senin az önce söylediğin cümleyi, terazi isteme cümlesini Almanca Faust'tan bir şeyle karşılaştırmış, benzer bir şekilde söylenmiş. Okuyayım mı? Gel oku, çok merak ettim. Abi Faust'u, yani Mustafa Bey'e al, burada. Helal olsun. Stets das Gute gewollt und das Böse geschaffen. Bu tam böyle değil. Stets das Böse will. Stets das Gute, stets das Böse will, aber Gute schafft. Bu Mephistopheles'in, pardon, şeyin, Mephistopheles'in Faust'a söylediği. Hocam, cılkını çıkarmayalım lütfen, sizi yeriniz alalım. şeyi çok seyirci, Almanca bilen seyircilerimize Gustav Gründgens'in Faust der Tragödie erste Teil filmi 1960 Hamburger Schauspielhaus'ta yapılmıştır. Bunu çok tavsiye ederim. Bunu herkes seyretsin kardeşim. Almanca bilen. Yani ben bunu ayda bir defa seyrediyorum. Çünkü Almanca'nın kalitesi, Gustav Gründgens'in Mephisto'yu oynaması, abi ilahi bir şey. İnanılmaz bir şey. Sen seyrettin mi onu? Seyredim. Çok tavsiye ederim. Tamam. Lütfen bul tamam, ve seyret. Tamam. İlk fırsatta. Hamburger Schauspielhaus. Linki Faust, yolla. Faust, o bulur. Faust Tragödie erste Teil Gustav Gründgens. Tamam. Onu koydun mu şak diye çıkıyor zaten. Peki. Aydınlattığınız için teşekkür ederim. Abi müthiş ama. Yani Fatih, Faust inanılmaz bir her iki tarafı. Goethe aynı zamanda bir bilim adamı değil mi? Evet. Goethe şeyi yapmıştır. İnsanların şuradaki kemiğini keşfetmiştir ve maymunlarla zannediliyordu ki işte burada ayrılıyor insanlar. Ayrılmadığını ispat etmiştir. Ondan sonra jeoloji hakkında bir sürü yayını vardır. Granit hakkında, bilmem ne hakkında falan. Ondan sonra morfoloji hakkında yayınları vardır. Bir de ışık hakkında, orada çok fena çuvallamış. Biliyorsun Newton'a karşı bir şey yazmaya kalkmış. Ne demiş Heisenberg? Goethe demiş bir şeyi ihmal etti. Diyecekti ki demiş, bu iş şeytanın işi. Şimdi birisi de şöyle bir şey diyor. Celal Şengül'ün bilgilerinde eksikler ve hataları var. Nazi Almanya'sında atom bombası yapılıyor. Rusya topraklarında Tungus'ta bu silah deniliyor, başarılı oluyor. Alman bilim adamı bu durumu Nazire bildiriyor. Onları da Hitler'e iletiyorlar. Hitler bu silahın önemini anlamıyor. Konvansiyonel silahlarla doğru savaşın değil, doğru kazanacağına değil. İnancı bu doğru olduğunu değil. Belirtiyor. Bu doğru değil. Ben de bununla ilgili bir şey görmedim. Doğru değil. Doğru değil. Doğru değil. Peki ışık hızı yavaşlatılabilir mi diye bir sual var. Yavaşlıyor zaten, suyun içine girdi mi? Yani bizim bahsettiğimiz boşluktaki hızı. Tabii yavaşlıyor. Radyo dalgaları ışık hızı aynı mıdır? Şunun? Evet. Zaten oradan ışık hızının sabit olduğu... Radyo dalgaları yerde. Zaten ışık, o spektrumun belli frekans aralığı. Evet. Belli bir titreşim. Evet. İşte Maxwell ilk defa şeyi fark ediyor. Onu Maxwell fark ediyor fakat Helmholtz galiba, değil mi? Hı. İspat ediyor öyle olduğunu. Doğru. Peki yaklaşan gezegenler, uzaklaşan gezegenler, evrenin kırmızıya dönmesi, kızılötesine geçmesi... O gezegenler değil, yıldızlar. Yıldızlar. Yani. Işık saçar, o Hubble'ın keşfi. Hubble'ın keşfi, o tamamen Doppler'den kaynaklanıyor. O Doppler etkisi, yani mesela bunun günlük yaşamda aslında görülebiliyor. Yani mesela bir peronda durun, o peronda durmayacak, bir tren yaklaşıyor size. Sesi farklı gelir, uzaklaşırken farklı gelir. Uyarmak için siren çalar, der ki yani ben geliyorum, durmayacağım, hani rüzgarıma kapılmayın, çekilin. Onun size gelirken ki duyduğunuz sesle döndüp gitmesin. Veya bir polis aracının sireni. Aynen, yani size göre şöyle oluyor bak. Relatif... Bu Doppler. O fark aynı şekilde ışıkla da oluyor. Evet, aynı evet. Işıkla. Yani evet. Ve dolayısıyla evet. Mesela standart mum denen bu süpernova patlamaları var. Oradan onlara bakarak hani onun ışığının kızıla mı kayıyor, maviye mi kayıyor, ona göre ne kadar hani uzaklaşıyorlar mı, yakınlaşıyorlar mı diye oradan ölçebiliyorlar ki Hubble'da dediğiniz gibi bu sayede aslında evrenin statik olmadığını, zaman içinde genleştiğini, genişlediğini gözlemliyor. Ve şimdi Hubble'ın göremediği gezegenler için, bu nedenle göremediği gezegenler için yeni bir
Gezegen başka şey. Pardon, gezegen diyor. Yıldız, özür dilerim. Yıldızlar. Yıldız için. Yıldızlar. Yıldızlar için. Gezegenleri görmemizin sebebi Kepler. Kepler. Yani güçlü bir teleskobumuz var. Ondan işte güneşin önünden geçerken bunlar ışığı kendi güneşlerinin önünden geçerken. Kepler de ömrünü doldurmuş zaten galiba değil mi? Bugün yakıtı yarın bitti gidiyor. Deniyor. Evet, yakıtı bitti. Yakıtı bitti deniyor. Ama şimdi yeni bir teleskop yollayacaklar. Ve o proje hala geçerli mi? Amerikalıların parası bitti. Geçerli. O Wells teleskopu, hı-hı, paramız bitti yapamayacağız falan diyorlardı. Galiba geçerli bilgim. Aman inşallah geçerli olsun abi yani. Yani bu... Yani Amerika'da McDonald's'a giden birkaç kişinin parasını kessinler, 15 milyar, 15 milyar ışık yılı öteyi göreceği varsayılıyor bunun. Abicim 15 milyar ışık yılı öteyi göremez. Çünkü kainatın çapı o kadar. İşte oraya gerçi göre bildiğimiz o. Yani hiç belli olmaz. Belli olmaz. Çünkü belli olmaz. Daha fazla genişlemiş olma ihtimali var bir de. Hiç belli olmaz ne yapacak. Bir de büyük patlamaya göre hani belli bir yerden öncesinde zaten göremiyoruz. Çünkü evet, ışık yayılmıyor. O kadar yoğun bir halde ki atomlar oluşmamış durumda. Evet. O yüzden de ışık ilerleyemiyor. O söylediğin şeyin linki geldi bu arada. Soruyorlar, diyorlar ki 30 yaşından sonra bilimi bıraktığımı ne yaptı? İngiliz darphanesinin başına geçti. Bu arada onun için de sör oldu. Ya bilimde yaptığından ötürü sör olmadı. Darphanenin başında olduğu için sör oldu. Ve bu arada kendini ilahiyata verdi. Peygamberlerin yaşını toplayarak dünyanın yaşını hesap etti. Ve bunun yer çekimi hakkında yaptıklarından daha mühim olduğunu iddia ediyordu. Böyle zırvalıkları da var Newton. Şimdi ya kafayı çizdi yani sonra. Yani zırva işlerle uğraşmaya başladı. Onu diyebiliriz. Evet. Efendim, gelelim Hawking'e geldik. Hawking Oxford yıllarında. Ondan sonra bu Jane'le evlendiği henüz daha hastalanmadan evvel Jane'le evlendiği gün. Bundan sonrasını alalım. Bu elleri daha bak çalışırken. Evet. Ama vücut ne hale gelmiş? Kaslar gidiyor. Kaç, 20 yaşında bu soru? 25 yaşında tutuluyor ama bu kaç yaşında bilmiyorum. Bu daha ya epey ilerlemiş bir hali bu. Bundan sonrasını alalım. Bak burada çekimsiz ortamı tatmak istemiyor. Uzaya gitmek istiyor herhalde. Evet, peki demişler. Konuştum ben, nedir o uzay yolculukları yapacak Virgin'in sahibi? Benson mı? Richard Benson'la. O dedi ki ilk yolculukta dedi yer ayırttı kendine dedi. Biz de göreceğimi söyledi. Eğer ömrü vefa ederse gidecekti dedi ama etmedi. Etmedi adı ama burada tayyarenin içinde çekimsiz ortamı tadıyor. Yani kütle çekimi profesörü, bunu biliyorsun, resmi adı üniversitede kütle çekimi profesörü. Çekimsiz ortamı tadıyor burada. Bundan sonrasını alalım. Bu da ömrünün son yıllarında. Aşağı yukarı böyleydi ben tanıdığımda. Peki bu adamın büyük buluşu nedir? Ben burada sözü Can'a bırakıyorum. Büyük buluşu kara deliklerin buharlaşabileceği diye özetleyebilirim. Bu şu demek, genel görecelik yazıldığı zaman, o zaman bildiğim kadarıyla savaşta subay olan Schwarzschild, Einstein yazdığı zaman denklemlerini hiçbir zaman çözülemeyeceğini düşünüyor. O kadar karmaşık denklemler ki elde ettiği denklemler, bunların hiçbir zaman çözümü bulunamayacak diye düşünüyor. Ama Schwarzschild bir tane çözüm buluyor. Belli simetrilere kaçıncı sahip. Slide 58'i, benim slide 58'i gösterelim. Evet. Tamam. Evet, burada bir kara delik var. İşte Event Horizon diye bu olay ufku. Olay ufku. Schwarzschild'in bulduğu genel göreceliğin hani söylediği veya tahmin ettiği bu kara delik dediğimiz objeler vardır. Kara deliğin aslında fikri daha önce. Yani Einstein'ın teorisinden önce var. Onu da şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki yani ben bir topu alıp havaya fırlatırsam geri döner, düşecek. Eğer daha hızlı atarsam daha yukarı gidecek ama yine geri düşecek. Hani eğer yer çekimi alanı o kadar yüksek bir yerde olursam ve yani attığım top ışık hızından atsam bile geri dönecek kadar yüksek bir yer çekimi varsa, o zaman ışık bile kaçamaz buradan. Mantık hani Einstein teorisindeki
felsefe bu olmasa da veya çözümdeki kastedilen bu olmasa da buna benzer bir şey. Yani her maddenin lafını keseyim, Schwarzschild mi bunu? Schwarzschild. Schwarzschild değil. Schwarzschild Einstein'ın denklemlerini alıp... Einstein'dan sonra. Einstein denklemlerini bir çözüm buluyor. Ve bu çözümde de bu olay ufkunu fark ediyor. Yani belli bir yerde uzay zamanın eğriliğinin çok fazla olduğunu ya da atıyorum aslında merkeze gidildiği zaman orada bir tekillik dediğimiz bir hani sonsuz yoğunlaşma olduğunu fark ediyor. Bu dediğim 1800'lerde galiba, hatta bir rahip tarafından ortaya atılan bir şey bu. Hani yukarı atayım o geri gelecek. Eğer bu attığım ışık hızıyla olursa bile veya ışık olursa bile, çünkü Newton'un inandığı ışığın parçacıklardan oluştuğu. Diyor ki bu ışık da diyor yukarı çıkmaya çalışırsa diyor, eğer gezegen neyse alttaki çok güçlü bir çekimi varsa ışık bile kaçamaz buradan. Aşağı yukarı böyle, yani kara deliğin içine düşen hiçbir şey dışarı çıkamıyor. Dolayısıyla inanılan, bilinen veya Einstein'ın klasik genel göreceliğini tahmin ettiği şey, bir kara delik içine madde düştükçe, ışık düştükçe, enerji düştükçe gitgide büyüyecek. Bu ama tamamen klasik mekanikle söylenen ve yani kuantum mekaniğini göz ardı eden, hesaba katmayan bir hesap, bir yaklaşım. Hawking'in yaptığı kuantum mekaniğini bir şekilde, hani tam teoriyi bilmesek bile kuantum mekaniğini eklemeye çalışalım diyor ve şunu fark ediyor. Diyor ki kuantum mekaniğine göre boşluk aslında, veya bu aslında Hawking söylemiyor, bu kuantum mekaniği söylüyor. Boşluk dediğimiz şey aslında boşluk değil. Devamlı dinamik olarak parçacıkların, antiparçacıkların oluştuğu, tekrar geri birleştikleri falan, böyle kaynayan bir kazan gibi. Eğer böyle bir arka plana kara delik gibi çok böyle ekstrem bir... Ben lafımı bir dakika kesebilir miyim? Tabii ki. Hiç yoktan bir şey yaratılır mı lafı var ya. Evet, yaratılır. Onu söyledi biraz önce. Hatta Hawking'in doktora tezi de bunun üzerine. Hani bir hani evren başladığı zaman, evrenin başlaması için bir şeye ihtiyaç var. Bunu ben kuantum bu şeyleriyle, salınımlarıyla açıklayabilir miyim diye bununla ilgili model oluşturuyor. Penrose'un sonuçlarını kullanarak. Ama burada kastettiğim işte bu arka plandaki, yani arka planı eğer bir kara delik gibi ekstrem bir obje koyarsanız, Hawking'in gördüğü şu denklemlerde, o zaman böyle bir oluşan çiftin bir tanesi kara deliğin içine düşebilir, diğeri de dışa çıkabilir. Yani bu sanal dediğimiz parçacıklar aslında bir anda gerçek parçacık haline gelebiliyorlar. Nasıl çıkabiliyor diğeri? Tesadüf. Tesadüf ya da kuantum mekaniğinde, kuantum mekaniğinin dinamiği bizim normal düşündüğümüzden biraz daha farklı. Şöyle çok kaba bir örnek vermek gerekirse, tabii bu hiçbir zaman olacak bir şey değil, yani olma ihtimali çok 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 düşük, ama mesela dedim ya demin, hani topu atıyoruz, geri geliyor, atıyoruz, geri geliyoruz. Kuantum mekaniği diyor ki öyle bir durum oluşabilir ki topu attınız ve hani attığınız hızda yavaş bir hız, hani yörüngeden çıkaracak bir hız değil, ama bir anda ayda buluyor kendini. Böyle bir olasılığa tünelleme deniyor. Böyle kuantum mekaniğinde bizim günlük yaşamımızda gördüğümüz olaylardan çok daha farklı olaylara imkan tanıyor. Evet. İhtimali çok düşük ama imkansız değil. Yani bir top için evet çok düşük, imkan neredeyse sıfıra yakın, hani her pratik şey hesap için sıfır, ama bunu bir elektronla yaparsanız o zaman sıfır değil. Hatta bunu kullanarak mikroskop bile yapabiliyorlar. Hani mikroskopla, bir tane iğneyle atom seviyesinde tek tek atomları görebilen, hatta onları böyle bir top gibi oradan oraya iten, onları bir şekilde birleşen, hatta IBM yazıyor atomlarla, tek tek atomlarla. Bu teknolojide gelişmiş durumda 85'lerden beri. Ve bu hani çok gözlemlenebilen, çok standart bir fenomen. Buna benzer bir şey aynı şekilde kara deliğin bu olay ufku etrafında da olabilir. O zaman siz dışarıda, yani kara deliğe dışarıdan bakan bir insan olarak göreceğiniz şey, kara delikten parça geldi. Parçacık geldi. Ve buna Hawking ışıması deniyor. Ve eğer evrende sadece bir kara delik olduğunu düşündüğünüz bir, yine düşünsel deney yaparsak, o zaman zaman içinde bu salınımlar sonucunda bu Hawking ışımasıyla kara delik bir anda küçülür ve yok olur. Buharlaşır. Şimdi bu insanların hani
kabul ettiği, çünkü kabul etmeyi zorlandığı bir şey aslında. Çünkü gerçek yani o zaman inandıkları prensiplere birazcık aykırı. Ve daha başka şöyle problemler yaratıyorlar. Şimdi eğer ben şimdi bir hidrojen atomu alayım, bir de oksijen atomu alayım ve bunların zaman içindeki gelişmelerine bakayım. Yani hidrojen atomu hidrojen atomu olarak kalıyor. Onun belli, onunla ilgili belli bir bilgi var elimde. Oksijen atomu oksijen atomu olarak kalıyor. Ama Hawking'in dediği şey şu. Eğer diyor bir oksijen atomuyla bir hidrojen atomu düşerlerse kara deliğe ve bu kara delik zaman içinde buharlaşırsa ikisi arasındaki bilgi farkı yok olacak.